Değerli izleyenler, Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiğimiz Sağlık Ajandası programının ilk bölümüyle karşınızdayız. Bu tarihten itibaren sağlık takvimimizde yer alan önemli konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Bu hafta Dünya Aşı Haftası. Aşı ile ilgili biz de stüdyomuzda çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanı Doktor Erhan Kabasakal şu anda stüdyomuzda konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, aşı nedir? Aşı, insan ve hayvanlarda hastalık yapan mikropların hastalık yapma özelliklerinden arındırılarak toksinlerinin de yok edilmesiyle hizmete sunduğumuz biyolojik maddedir. Peki, aşının yararları ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Hangi hastalıkları önlemek amaçlı kullanılıyor? Aşı bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla kullanılır. Tabii her bulaşıcı hastalığa etkili değildir. Evet. Bazı bulaşıcı hastalıkları engeller ve çok geniş bir yelpazededir bu. Evet. Kızamık, difteri, boğmaca, tetanos, hepatit gibi bir sürü hastalığa karşı etkilidir aşılar. Yararı nedir dersek, hasta olmadan hastalığı engellemeyi herkes ister. Kimse hasta olmak istemez. Biz de aynı mantıkla insanların aşılanarak hastalığın insan vücudu üzerindeki harabiyetlerini yaşatmadan, oluşturmadan evet, sağlıklı bir hayat sürmelerini hedeflemekteyiz. Bu bakımdan yararı çok büyük. Evet. Ülkemizde hangi aşılar uygulanmaktadır? Ülkemizde geniş bir aşı yelpazemiz var, aşı takvimimiz var. Difteri, boğmaca, tetanos, hepatit, su çiçeği, kızamık, kuduz gibi benzeri birçok aşı yer almaktadır. Bunlar takvimimizde olan evet, gerekli aşılar. Evet, bunların büyük bir kısmı takvimde, büyük bir kısmı takvim dışı olarak uygulanmakta. Takvimdekilerin çoğu genelde çocukluk ve bebeklik çağında uygulanan aşılar. Takvim dışı olanlar da ağırlıklı olarak yetişkin aşılar. Erhan Bey, aşılar nerelerde uygulanıyor ve aşı yaptırmak ülkemizde ücretsiz mi? Aşı ülkemizde ücretsiz. Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu, evet, kendi bünyesinde hizmete sunduğu tüm aşılar ücretsiz. Ücret alınmıyor. Aşılar nerelerde yapılır dersek, da işte birinci basamaktan başlayarak aile sağlığı merkezleri, yani aile hekimlikleri, toplum sağlığı merkezleri, göç sağlığı merkezleri, evet, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri, şehir hastaneleri, hepsinde aşılar mevcut. Mevcut. Evet. Bu kurumlarda ücretsiz, ücretsiz yapılıyor. Ücretsiz, evet. Yeni doğan bir bebek aşı takvimine uygun bir programda aile hekimliğine giderek ücretsiz bir şekilde bütün aşılarını olabilir, evet, değil mi? Evet. Yeni doğan bebeğimiz aile hekimliğine gittiğinde, ki zaten orada aile hekimliği tarafından davet ediliyor aşı zamanı geldiği zaman. Takiple ne zamansa yapılıyor. Davet ediliyor. Davet edildiği gün geliyor ve gerekli o gün yapılması gereken tüm aşıları yapılıyor. Evet. Ve hiçbir şekilde ücret alınmıyor. Bu zaten sistematik olarak işliyor. En güzel işleyen sistemlerden birisi de bu. Birisi ve takip de oluyorlar sürekli. Evet, takip oluyor. Aşı zamanı geldiği zaman tekrar takip ediyor. Yani evet, başka aşı takvimine göre uygulanması gereken aşıları olabiliyor. Aile hekimliği tarafından aranıyor, çağrılıyor. Kişi unutabilir çünkü. Evet. Pek atlama olmuyor. Aşılama oranımız çok yüksek bu konuda. Evet. Erişkinler için de aşılar var mı? Genelde aşı dendiği zaman bebekler ve çocuklar aklımıza geliyor ama erişkinlere de böyle erişkinler bir uygulamamız... özel aşı olarak demeyelim de erişkinli çağında da yapılan evet, aşılar mevcut tabii ki. Bu kuduz gibi, ekstrem işte meningokok gibi, hepatit gibi aşılar erişkinlik döneminde de uygulanan aşılar ama mesela bu dönemde kızamık aşıları da evvelden kızamık aşısını yapıldığını bilmiyorsak, yani kişinin salgın dönemi de var, şey de var dünyada, salgınla ilgili bir sıkıntı da var. Kızamık da erişkin dönemde yapılabilir çocukluk çağı aşısı olmasına rağmen. Peki. Risk grupları peki kimlerdir hocam? Risk grupları, güzel bir soru. 65 yaş üstü insanlar, büyüklerimiz. İmmün sistemi, yani bağışıklığı baskılanmış gruplar. Bu mesela kemoterapi alan hastalarımız ya da kronik hastalıkları olanlar. Yurt dışına endemik bölgeye gidenler, yani Türkçe söyleyeyim, bulaşıcı hastalıklar riski yüksek ülkelere gidip orada seyahat edenler, hac ve umre görevini yerine getirenler, evet, sınır dışı
ya da operasyonunu yapan askerlerimiz ya da toplumda iç içe olan güvenlik kuvvetlerimiz, sağlık çalışanları başlıca riskli gruplar. Evet, hac ve umre demişken, hac ve umre ziyaretine giderken hangi aşıları yaptırmak zorundadır? Evet, hac ve umre ziyaretine gidiyorken tavsiye ettiğimiz aşılar meningokok aşısı. Yani, bu dönemde yani menenjit aşısı, halk arasında menenjit diye bildiğimiz hastalığı önlemek için önerdiğimiz aşı. Zaten bu Suudi Arabistan hükümetinin de zorunlu kılmış olduğu bir aşı. Yani bu aşıyı yaptırmadan hac ziyaretini gerçekleştiremiyor. Çünkü kalabalık bir alanda yaşadıkları için bulaş riski yüksek. Menenjit aşısı zorunluluğu var. Ancak demin de söylediğim gibi dünyada bir kızamık hastalığıyla ilgili risk ve sayılar arttığı için biz bu aşısı eksik olan hac ve umre ziyaretini gerçekleştirecek olan vatandaşlarımıza kızamık aşılarını da tamamlamalarını öneriyoruz. Öneriyoruz. Bu arada yeri gelmişken hemen hatırlatalım izleyicilerimize. Sağlık Bakanlığı'nın Seyahat Sağlığı web sitesinden de gerekli bütün bilgileri edinebilirsiniz. Evet. Buradan da bilgi vermiş olalım. Evet. Peki hac ve umre ziyaretine giderken ne kadar önce bu aşıları yaptırmak gerekli? Evet, tabii ki aşıların etkisini gösterebilmesi için belli bir süreye ihtiyaç var. Bunun için de ortalama yani en az 10 gün, ortalama 2 hafta evvelden aşılarını yaptırırlarsa aşı etkinliği maksimum yani en iyi seviyeye ulaşmış olur. Bazı hastalıklarla ilgili aşılar peki neden farklı zamanlarda ve birden fazla kez uygulanıyor? Bu aşı takvimine göre kişinin immün sisteminin vereceği yanıta göre planlanmakta ve tamamen bakanlığın en yetkin bilimsel kurulları ki bu bağışıklama bilim kurulumuz var. Saygın bilim insanlarından oluşuyor. Bunlar böyle günlerce, haftalarca, aylarca çalışarak karar aldığı konular. Ve defalarca yapılmasının sebebi de şu. Defalarca demeyelim de birkaç kez hatırlatma aşısı. Yani biz bile bir önümüzdeki bir şeyi ezberliyorken birkaç kez okuyorsak zihnimizde kalsın diye vücut da öyle. Aşıyı bir kez yaptığımız zaman belli bir hatırlatma seviyesine geliyor. İkinci belli bir aralıktan sonra ikinciyi yapıyoruz. Kalıcılığı daha da çok artıyor. Diyelim ki üçüncüyü yapıyoruz. O zaman kalıcılık belki zirve yapıyor. Vücut uzun yıllar aşıyla ilgili hatırlama işini yerine getiriyor ve hastalığa karşı mukavemeti artıyor. Mücadelesi. Erhan Bey, aşılar güvenli midir? Evet. Aşılar son derece güvenli biyolojik maddelerdir. Şöyle ki aşı planlamasından alımına, analizinden ta uç noktalara kadar, soğuk zincir dağıtımına kadar Sağlık Bakanlığı titizlikle aşıyı planlamaktadır. Şöyle ki aşıyı planlayıp alacağımız ülke, ülkedeki aşıyla ilgili üreticiler, bununla ilgili kalite belgeleri titizlikle incelenmekte. Ülkemize girdikten sonra bile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ileri düzey laboratuvarlarında en az 4-5 hafta, ortalama belki 45 güne kadar süren analizler sonucu olumlu çıkarsa ancak ondan sonra hizmete sunulmakta. Öbür türlü aşılar kesinlikle ne alınıyor ne de hizmete sunuluyor. Kuşku duyulursa öyle bir şey olmuyor. Hocam programımızı kapatırken aşıyla ilgili vurgulamak istediğiniz bir konu var mı? Tabii ki. Aşı ebeveynlerin sorumluluğu. Çocukların ise hakkıdır. Lütfen çocuklarımızı aşıyla önlenebilir hastalıklardan korumak için aşılardan mahrum bırakmayalım. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyenler, bu programda Doktor Erhan Kabasakal'dan aşı ile ilgili bilgi aldık. Bir sonraki programda önemli bir konu ve konukla tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.